Arkadaşlar, KPSS'nin güzel konularından birisi rasyonel sayılar ve denklemler konusu. Özellikle denklem kısmının üzerinde duracağız. Çünkü standart sapma yapan onlar. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu 16 yıllık KPSS sınavında 9 tane basit soru çıkmış. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 bölü 5 şeklinde. O temel rasyonel sayılar işte payda eşitle topla, efendim ters çevir işte çarp şeklinde sorularım çıkmış. Ama denklemler kısmından gerçekten güzel sorular çıkmışlar. Hemen bakalım denklemler kısmı ile ilgili bir ne biliyoruz? Payı sıfır olan rasyonel sayıların değerinin sıfır olduğunu, paydasının sıfır olan rasyonel sayıların değerinin ise tanımsız olduğunu, sıfır bölü sıfır ifadesi ise belki kavram uzak gelecek ama belirsiz olduğunu bileceksiniz. Yani tanımsız ne, belirsiz ne hoca? İkisi de bambaşka şeylerdir ama KPSS matematiği için aynı şeylermiş gibi düşünebilirsiniz. Bu temel nottan çok fazla karşıma soru şekli gelmez. İki tane soru şekli var. Bakın neler o iki tane soru şekli. Hemen bir bakın. Diyor ki bana 3 bölü 2 eksi 6 bölü x eksi 5 ifadesini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar, bize verdiği ifadenin, bize verdiği ifadede kaç tane payda varsa o kadar paydanın sıfır olması bu ifadeyi ne yapacaktır? Tanımsıza götürecektir. X değerlerinin toplamı kaçtır diyorsa kaç tane payda var ona bakacaksınız. Bir payda şurada görüyorum. İki payda mavi yuvarlağın içerisinde görüyorum. Yani bir payda şu. Kırmızı yuvarlağın içerisinde x eksi 5 ifadesi 0 olacaksa x ifadesi ne olacak arkadaşlar? 5. X ifadesi 5 olacak. İkincisi, yani mavi paydanın 0 olabilmesi için 2 eksi 6 bölü x eksi 5 ifadesinin pardon, 0 olabilmesi için 2'den 2 çıkması gerekecek. Yani 6'nın 3'e bölünmesi gerekecek. Yani arkadaşlar x'in 8 olması gerekecek ki 5 çıktığı zaman 3, 6 bölü 3 ifadesi de 2, 2 eksi 2 ifadesi de ne eşit olsun 0'a. O zaman neler söyledik x'e? X'e dedik ki bir x ifadesi 5 olabilir dedik. İkinci olarak da x ifadesi 8 olur dedik. Yani toplamları olarak da arkadaşlar kaç olur dedik? 13 olur dedik. Peki, bununla ilgili çok fazla soru şekli yok. İki tane soru şekli var demiştim. Hemen ikincisine bakalım bir. İkincisinde diyor ki 2x artı 12 bölü 3x artı 2y ifadesi eşittir 0 diyor. İfadesi için y aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Bu tür sorular son zamanlarda karşıma gelmeye başladı. Bu olamaz ve olabilirli sorular arkadaşlar. Bu sorularda yapacağınız şey tabii ki de her konuya göre değişecektir ama ille kaçtır demediği için biraz da yuvarlak konuşmak gerekecek ama bu soru biraz daha net bir sorudur. İfadeye bir bakın. Karşınızda bol bilinmeyenli bir rasyonel sayı duruyor. Bu rasyonel sayının arkadaşlar değerinin neye eşit olduğunu söylüyor? Sıfıra. Bu rasyonel sayının değeri sıfıra eşit olacaksa pay kısmı olan 2x artı 12'nin ne eşit olması gerekecek? Sıfıra. Yani 2x ifadesinin eksi 12'ye, yani x ifadesinin neye eşit olması gerekecek? Eksi 6'ya, bu bir. Ben x'in olabileceği değeri buldum. Bana neyi sormuş? Y aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar, rasyonel ifade ne olursa olsun paydasındaki ifadenin değeri ne olamaz? Sıfıra eşit olamaz. Yani 3x artı 2y ifadesi sıfıra eşit olamaz. Yani 3 tane x. E bırakın artık x eksi 6'ymış, yazalım yerine eksi 6'yı. 3 tane eksi 6 artı 2y ifadesi eşit olamaz sıfıra. 2y ifadesi eşit olamayacaktır 18'e. Yani y ifadesi eşit olamaz nereye arkadaşlar? 9'a. Cevap olarak da neyi gördük? A'yı gördük. Y ifadesi 9 olursa x ifadesi zaten eksi 6.
Dolayısıyla paydayı nereye götürürüz arkadaşlar? Sıfıra. Ha, pay kısmı da sıfır olduğu için bu sefer de olay nereye gidecektir tamamen? Belirsize gidecektir. Yani paydayı sıfır yapmamaya çalışacağız. Peki, bakalım o halde diğer soruya. 2006 KPSS sorusuydu ve benim sınıf derslerinden de bildiğim kadarıyla en çok standart sapma yapan sorumdur. Hoca çok zor bir soru değil diyorsunuz belki içinizden. Doğru, çok zor bir soru değil ama cümle sonu itibariyle standart sapma yapıyor. Bu tür bir cümle oyununu arkadaşlar rasyonel ifadelerde bir defa yaptı ama işçi havuzda ve hareket problemlerinde 2-3 yılda bir karşınıza getirir. Neyi getireceğinden birazdan bahsedeceğim ama önce soruma bak. A artı B bölü C çarpı D ifadesindeki her bir terim 4 ile bölünürse, sonuç kaç kat artar diye soruyor. Peki gelin bakın kaç kat artıp artmayacağına bir bakalım. A artı B bölü C çarpı D ifadesindeki her bir terimi 4'e böleyim mi ben? A bölü 4 artı B bölü 4 bölü C bölü 4 çarpı D bölü 4 olur. Yani birinciyi aynen yazarım A artı B bölü 4. İkinciyi ters çevirip çarparım. Yani CD bölü 16'dır. Bu da 16 bölü CD yapar. Yani arkadaşlar işlem yaptıktan sonra sadeleştirmeden bahsediyorum işlemden kastım. 4 tane A artı B bölü C çarpı D olur. Yani bir tane olan bu ifadenin 4 tane bu ifadeye gittiğini görürsem 2 tane cümle kullanabilirim. Birisi şu, 3 kat artar derim ya da 4 katına çıkar derim. Bana sorduğu şey ne? Kaç kat artacağıdır? Kaç kat arttığından bahsederiz arkadaşlar? 3 kat artmasından bahsedebiliriz. Tamam mıdır? Dikkat et, kaç katına çıkar diye sormuyor. Kaç kat artar diye soruyor. O halde yeni sorusuna geçelim birlikte. Karşınızda 2009 KPSS sorusu. Bakmayın böyle yazdığına, aslında bir denklem çözme. Hatta içinde iki kare farkı, ortak paranteze alma var. Yani tam bir denklem sorusu arkadaşlar. Rasyonel ifadeyle çok alakası yok ama kesir çizgisi, paylı paydalı bir ifade var diye biz bu soruyu rasyonel ifadeler kısmında değerlendiriyoruz ve şöyle yapıyoruz. X bölü Y kesrini hem payından hem paydasından ne çıkarılmalıdır ki kesrin değeri Y bölü X olsun diye soruyor. Arkadaşlarım, kesrimin başlangıçtaki değeri bu. Payından ve paydasından herhangi bir sayı çıkardığınızda kesrin değeri y bölü x'e eşit olacaksa, he? Yani karşınızdaki ifadedir o Türkçenin matematikçesi, yapılacak bir tane şey var. Nedir o da? İç dış çarpımı. Yani x ile x eksi a'yı çarpacak olursak x kare eksi ax, y ile y eksi a'yı çarpacak olursak da y kare eksi ay, birbirlerine ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Peki bakalım devamına. X kare eksi y kare ax eksi ay. Ne yaptın hoca? A'yı arıyorum. A'ları bir tarafa topladım. A'sızları bir tarafa topladım.